hocamızı görmezden önce yani ben arkadaşlarla yani tanıştım. Yani bir söz zamanına çeker, Ramazan ayıydı. Ramazan ayında bir iftar sohbetinde bulunduk. Yani orada bir iftar ettik. Ben hiç o zamanlar yani İslam'la tanıştık. Yok yani namaz kılan insanlar bilirdim. Yani namazda ibadette olan insanlar vardı. Ama bir arayış içerisindeydim ben de. Yani bir arayış neyse arayırdım yani arayıştaydım. Ve sonuçta arkadaşlarla bir iftar sohbetinde olduk. Ve orada hocamız hakkında danıştılar. Merhum Haydar Hoca hakkında. Yani ilk defa adını, ismini orada duydum. Ama ondan sonraki dönemde hocamı yani ilk defa görmeyim benim. Dediler ki yani bir Bakı Devlet Üniversitesi'nde bir görüş olacaktı. Hatta ben geldim yani kapılar böyle kapanmıştı. Yani hocamı görmek için yani farklı yani yerlerden geçip yani hocamızın gittiği sohbetinde bulundum. Hocam mükemmel, müthiş yani farklı bir insan idi. Yani onun dünyası farklıydı. Yani bizim çocukluğumuz da yani kendim olarak yani özüm için diyorum, kendim için söylüyorum. Yani biz Sovyetler döneminde büyümüş bir insanız. Yani biz İslam'ı yani çok yani kısıtlı yani şeyler vardı o zamanlar. Yani İslam hakkında bilgilerimiz çok az idi. Hocam bize gerçek İslam'ı hakikaten yani gerçek İslam'ı öğretti. Ehl-i Beyt'i, gerçek Ehl-i Beyt'i tanıttı bize. Yani tanıştığımız yani böyle başladı. Ondan sonra farklı yani yerlerde görüşlerimiz oldu. Hocamın farklı fikirleri vardı. Hocam fikir adamıydı. Hakikaten yani gönül adamıydı. Her bir şeyde yani farklı bir şeyler vardı. Yani ne demek istedim? Hocam her bir şeye yani her bir sahada yani onun bir yanaşma tarzı vardı. Aynı zamanda da yani doktorluk sahasında yani İslamiyet'te müeyyen şeyleri, tak insanın zikir yapmasını, insanın yani dini yaşamasını doktorluk yani reçete olarak yani zikir bir reçete olarak yani insanların anlasın diye bu şekilde anlatırdı. Yani bu benim çok böyle güzel yani gönlüme oturmuştu bu sohbeti. Yani bir zikirin yani her bir yani Allah'ı anmak bir zikir de tabii ki. Yani insanlar için bir reçete olduğunu ve Hazreti Peygamberimizin de bu reçete uygulayan bir insan olduğunu deyince yani bu gönlüme çok güzel oturmuştu. Yani çok mükemmel bir şekilde kabul etmiştim bu sözü. Yani bu böyle yani. Yani Allah rahmet eylesin hocamızı yani kaybetmenin artık bir yıldır yani. Bir yıl yani çok nereden geldi, nereden gitti yani vallahi yani insan çok hüzünlüyüz. Yani hocamızı tek yani Türkiye yani Türkiye Cumhuriyeti değil yani onu bütün dünya yitirdi. Yani hocam milli konum modeli yazmasıyla yani aynı zamanda iktisat sahasında, din sahasında da onun fikirleri vardı. Yani milli konum modelini bütün dünya için dedi, bunu bütün insanlık için yazdım ben. Yani bunu tek Türkiye için değil de yani bütün insanlık için yazdım. İnsanlığın kurtulması için yazdım yani bunu. Cennette hocamızla buluşarak Allah'ın izniyle.